Efendim Akel Kadınlar Kulübü'ne bugün de hoş geldiniz. Sevgili Akel Kadın Kulübü izleyenleri, Sayın Hocam'la şu anda aşk terapiyi, Mevlana Hazretleri'nin, Yunus Emre'nin insan psikolojisi üzerindeki olumlu etkilerini konuşacağız. Hocam merhabalar. Merhaba, teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Hocam sizin engin derya deniz bilgilerinden istifade etmek istiyoruz. Şu anda bizi dinleyen izleyicilerimize de arzu ederim ki ilk konumuz öyle olsun. Yunus Emre'nin insan psikolojisi üzerine nasıl etkileri olmuştur? Ta asırlar önce, yüzyıllar önce. Yani Yunus Emre'nin bulunduğu çağ travma çağıydı. Gerçekten işte 13. yüzyıl, 1200'li yıllar travma çağı. Çünkü Moğol istilası olmuş, Haçlı seferleri yeni bitmiş ve tapınak şövalyeleri Anadolu'ya yerleşmişler, baskınlar yapıyorlar. Aynı zamanda o Haşhaşiler, Alamut fedaileri Anadolu'da yine talanlar yapıyorlar. Ve otorite yok, devlet otoritesi yok, barış yok, huzur yok, güvenlik yok. Böyle bir ortamda insanlar köyünden doğru düz çıkamıyorlar. Köyünden çıkamadıkları gibi kişiler her aileden ve hayvanı çalınmayan, çocuğu evine baskın, çocuğu kaçırılmayan aile yok gibi. Böyle bir ortamda insanlar çaresizlik içerisindeyken, büyük kırımlar, zulümler. Zulümlerin yaşadığı durumda iki tane çok büyük manevi rehber çıkıyor ortaya. Birisi Yunus, diğeri Mevlana, Hazreti Mevlana. Bu ikisi o dönemde o asrın yaralarını tedavi ediyor ve onların attığı tohumlar öyle bir meyve veriyor ki Osmanlı çınarı çıkıyor ortaya. Ve o aslında Osmanlı'nın manevi temellerini onlar atmışlar rahatlıkla diyebiliriz. Yunus ne yapmış? Yunus daha çok kendi şiirleriyle, yani şiirin özelliği duyguları harekete geçirir. Şiir duyguları harekete geçirir ve şiir diğer düz metinlere göre çok daha fazla müdakkiklik gerektirmiyor. Çok fazla ayrıntılı bir ilim birikimi çok fazla gerekmiyor. Ve kalpleri harekete geçiriyor şiirle. Ve bu şekilde toplumda fazla okuma yazması olmayan, avam olarak bilinen, çiftlikle ilgilenen kişileri, tarımcılıkla, ziraatle ilgilenen kişileri, o zamanki eğitim imkanları da kısıtlı tabii, o kişilerin üzerine ciddi bir duyguları harekete geçiren bir faaliyet başlatıyor. Hatta 80'li yıllarda bir dağda çobanla karşılaşıyor. Çoban bakıyor, onun şiirini okuyor. Diyor, ben vazifemi yaptım diyor. Yani çobana da ulaştıysam, tabii, onun da kalbini kazandıysam. Onun şiirini okuyor, ben vazifemi yaptım diyor ki, şimdi düşünün bak, şimdi iletişim çağında bile bir dağda çobana bir şiiri okutturabilir misiniz? Herhangi bir şiir. Çok, demek ki çok yanıkmış, çok içtenmiş ki o kadar insan birbirlerine söyleye söyleye bütün Anadolu'ya yayılmış. Ne yapmış Yunus? O şiirleriyle duyguları harekete geçirmiş, harekete geçen duygulara ahlak eğitimi vermiş. Yani insanlara sevgi duygularını, aşk duygularını, insanların fani, geçici, böyle dünyevi sevgiler yerine o sevgileri almış, o insanların ilişkisini, kendisiyle olan ilişkisini, diğer insanlarla olan ilişkisini, eşiyle, çocuklarla olan ilişkisiyle birlikte yaratıcısıyla olan ilişkisini yeniden düzenlemiş. Ve öyle bir düzenleme yapmış ki o gündeki insanlar bilgeliği öğrenmişler. Şiirlerle bilgeliği öğrenmişler. Şiirlerle ahlak hocalığı yapmış aslında. Yani bir edebiyatçı... İnsanları tedavi etmiş diyebiliriz aslında, değil mi hocam? Kesinlikle. Yani bu zaten koruyucu ruh sağlığı demektir o. Yani mutluluk bilimi olarak şimdi incelenen bilimi gördüğünüz zaman, bu nedenle ben Yunus terapi, Mesnevi terapi gibi kitaplarda bu koruyucu mutluluk biliminin ilkelerini nasıl bu kişiler koruyucu ruh sağlığı yapar gibi, önleyici ruh sağlığı yapar gibi uyguladıklarını anlattım. Mesela koruyucu ruh sağlığının ilkelerinden birisi de esnek iyimserliktir. Yani esnek iyimserlik ne demek? Kişinin her halükarda, zindanda da olsan, sarayda da olsan mutlu olmayı başarabilmek. Bir de hocam, bu şüküre bağlanmıyor mu sonunda? Değil mi? Yani küçük şeylerde mutlu olmak. Değil mi hocam? Tabii, küçük şeylerde mutlu olmayı öğretiyorsunuz. Evet. Küçük şeylerde mutlu olmanın
dini terminolojik karşılığı kanaat ve şükürdür. Yani şükrün ölçüsü de kanaat etmektir. Yani oturup da bütün gün elhamdülillah çekersin, çekersin, çekersin ama gözün doymaz bir türlü. Tat daha fazla, daha fazla dersin. Bu şükür değildir. Yani bu hamd şükrettirmez. Şükrün ölçüsünü göstermez. Tabii bunu şükrü davranış diline dönüştürebilmek için kanaatle yaşamayı başarabilmek, iktisatla yaşamayı başarabilmek, israftan kaçınabilmek. Bunu bakıyorsunuz, bu büyük zatların hayatında görüyorsunuz ve zaten peygamber ahlakıdır bu. Yani bu ikisi de, bu büyük zatla Yunus da, Mevlana da, ikisi de bu peygamber ahlakını o gün ete kemiğe büründürmüş kişiler. Hazreti Mevlana da aynı şekilde. Evet. Ama Hazreti Mevlana'yı andığımızda nasıl özellikleri var? O tarihleri incelediğimizde bugüne nasıl mesajlar veriyor? Hazreti Mevlana'yı anlamak için şu örnek beni çok etkilemiştir. O zaman Şeyh Keramettin diye yine büyük alim bir zat var orada. Hazreti Mevlana'yla yani eşdeğer konumunda talebe yetiştiren, böyle çok talebesi olan birisi. Bir gün Hazreti Mevlana'ya diyor ki, ya diyor, sen bak senin de talebem var, benim de talebem var diyor. Ama senin talebelerin hep serseri, it, kopuk, onlarla ne uğraşıyorsun? Benim gibi böyle adam gibi insanları alsan da hani böyle parlak kişileri alsan da, varlıklı kişileri alsan da onları yetiştirsen daha iyi olmaz mı diyor. Bakın nasıl güzel cevap veriyor. Yani evet. Onun üzerine o da diyor ki, yani o mağdur, mazlum, böyle toplum tarafından reddedilmiş kişilere kazanmak Allah rızasına daha çok yakındır diyor. Ve o ikisi de o dönemde Allah dostu olduğu halde, iyi şeyler yaptığı halde Mevlana çok zora talip olduğu için Mevlana ve Mevlana daha zahmetli şeylere yapmaya niyetlendiği için onun yaptıkları asırları aşan bir hale gelmiş. Diğeri sadece o asırda bir yıldız gibi yapmış geçmiş ama Mevlana güneş gibi bütün asırları aydınlatan bir etki ortaya çıkarmış. Yedik kıtada da adı geçen mübarek bir isim olmuş. Halen de aynı şekilde geçiyor ismi. Babası dahi, rahmetli babası dahi hürmet ediyor. Tabii. Sandukasını ziyaret ettiğimizde Efendimizin Konya'da neler görüyoruz hocam? Tabii tabii aynı şekilde yani burada yani Hazreti Mevlana gerçekten halen bir sözünü duyduğumuz zaman diyorsunuz ki ya ne kadar damardan söylüyor diyorsunuz. Ne kadar içten söylemiş ki öyle bir hakikat ki bu zaman bile insanların ruhunu titreştiriyor, duygularını harekete geçiriyor. Mevlana'nın yöntemi biraz farklı bir yöntem. Yani Mevlana kalpleri harekete geçirmiş ve daha sonra aklı ona katmış. Ve ruhları Allah'a yaklaştırmış, bağlamış. Ruhları bağlamış. Şunu çıkartabilir miyiz hocam? Merhamet, sevgi, Allah sevgisi hep bu kavramların içinde bürünmüş sanki. Tabii tabii. Ya bu kavramların içerisinde bakıyorsunuz Mevlana'nın hayatına gönlünü Rabbine aç ayet-i kerimesinin canlı örneği gibi görüyorsunuz. Yani devamlı gönlü yani her an Allah'ı anmakla, zikretmekle, ona kavuşmakla, onun aşkıyla geçiyor. Sayın ama hocam. Buna işte Şems'in aşkını vesile yapıyor. Şems'te bulduğu bir cevher var. O Şems'te bir araya geldiği zaman saatlerce birbirlerine bakarlarmış. Onun içerisindeki bir şeyleri keşfettiriyor. Keşfettiriyor. Onun bir sözü onun içerisinde bir patlama yapıyor. Bir heyecan, kıvılcım yapıyor ve onun üzerine o Şems ona bir ayna oluyor. O aynaya bakarken aynadan güneşi görüyor. Bu şekilde Şems'in böyle bir etkisi olmuş. Bu aslında diyor ki Mevlana hepiniz diyor bir sevginizi, dünyevi şeyleri seviyorsunuz diyor. Onlar birer aynadır diyor Şems gibi. Asıl güneş Şems değil, ilahi güneştir. O sadece aracıdır, vasıtadır. O ayna kırıldığı zaman öbür güneşi görün diyor ve Şems de bilerek kendi kendini kırmış, uzaklaşmış, bakmış şahsına bağlanıyor. Benim şahsıma değil. Ben aracıyım sadece diyor. Yani bu nedenle günümüzdeki insanlar da Mevlana'yı severken yahut da şeyhini severken yahut da bu herhangi bir çocuğunu severken, annesini severken, eşini severken o bir sevginin yüzünü oradan alıp yaratıcıya çevirmeyi başarması gerekiyor. Eğer bunu yapamazsa yani fena Resul makamından, yani fena fi şeyh makamından
geçemez, fena filah makamına geçemez. Bu nedenle o makama geçebilmesi için sevgisini, yüzünü çevirebilmesi gerekir. Bunu Mevlana'nın nasıl örnekleyebiliriz hocam? Peki bunu günümüzdeki bir anneye, bir hanımefendiye bir örneklersek, tomurcuk çekirdek bir aileye. Kadın bunu nasıl uygulamalı? Yani çocuğunu sevecek, çocuğunu severken çocuğunun zatı için sevmeyecek. Çocuğunu bir nasıl aya baktığımız zaman pırıl pırıl parlak diyorsunuz ama o parlaklığı ayın güneş veriyor. Ayın kendinden kaynaklanmıyor. Burada da çocuğunuzu severken çocuğun o güzelliklerini, o sevgiyi verirken onu verenle bağlantı kurarak seveceksin. Bu kadar basit. Aşkın felsefesi hakkında bu kadar ayrıntılı düşünmemiştim. Aslında bu kitap çalışması yapmak bana da birçok şey öğretti. Yani aşkı bilmiyoruz toplum olarak ve aşkı çok sıradanlaştırmışız, basitleştirmişiz. Yani aşkı aslında insana hayat veren, enerji veren bir şeyken aşk, yani nedir? Aşk elektrik gibi aşk böyle. Gözükmüyor, sonuçlarından anlıyorsunuz. Fakat harekete geçiriyor her şeyi. İçine girdi her şey harekete geçiyor. Aşk da öyle. İçine girdi her şey harekete geçiyor ama gözükmüyor. Ölçemiyorsunuz, biçemiyorsunuz. Harekete geçiriyor. Bu nedenle aşkın terapötik etkisi var insanda. Yani aşksız bir insan sıfıra yakın bir insan. Kontrollü, olgun bir aşk insana müthiş bir huzur, esenlik, coşku, kendini bulma, coşma, özgüven yani müthiş bir olumlu bir şey yapıyor, duygu yapıyor ama çizginin üzerindeki aşk da insanı yerden yere vuruyor. Evlerden dışarı öyle aşklardan korusun Rabbim bizi. Hocam şimdi bazen çiftleri gördüğümüzde veya da tek gördüğümüzde diyoruz ki sana bir güzellik gelmiş. Hani kadın olsun erkek olsun diyoruz. Sana bir güzellik gelmiş diyoruz. Bu aşkın etkisinden aşkın dolayı. Aşkın enerjisi onun içine girmiş demektir o. Bunu biz şimdi bu kitapta aşkla ilgili yakın ilişkiler ve yaşantılar ölçeği diye bir ölçek var. Resmi olarak kullanılan 30'un üzerinde soru var orada. Orada 1'den 7'ye kadar puanlaması var. Kişinin aşk, romantik duygularla ilgilen, hayalindeki bir romantik ilişki yaşadığı bir kişi veyahut romantik bir ilişki yaşamıyorsa yaşıyor gibi düşünerek onunla ilişkiyi nasıl kuruyor? Sevginin kademelerine bakıyoruz. Aşksız mı? Ortalama sağlıklı bir aşk mı var? Yoksa aşkı hastalıklı bir derece mi yaşıyor, onu ölçüyoruz. Orada 4 çeşit bağlanmaya bakıyoruz. Güvenli bağlanma, sağlıklı aşkta. Güvenli bağlanma, güvenli bağlanma yoksa kaygılı bağlanma oluyor. Mesela aşık oluyor kişi fakat araları böyle devamlı gergin. Devamlı birbirlerine karşı böyle huzursuz, endişeli, mutsuz. Öyle bir aşk. Hem de aşıklar ama. Bir bakıyorsun kaçıngan bağlanma. Yani aşık olduğu kişiye tam kavuşacağı zaman kaçıveriyor. Bir türlü kavuşamıyorlar bir türlü. Kavuşmayı da istemiyor. Yani istiyor ama yapamıyor. Korkuyor. Özgürlüğünden kısıtlanacak diye düşünüyor. Kaybetmekten korkuyor. Bir çocuk korkuların etkisiyle aşkını yaşayamıyor. Bir de saldırgan bağlanmalar var. Yani sevdiği kişinin aşk yerden yere vuruyor. Öldüresiye dövüyor. Ve sevdiği kişi agresif davranıyor kişi. Bu nasıl aşk diyorsunuz? Bu da saldırgan bağlanma aşkta. Bütün bunlara bakıyoruz. Hangi tip bağlanma var onu alıyoruz. Güvenli bağlanmaya çevirmeye çalışıyoruz. Ama önce hangi tip bağlanma türü? Çünkü aşkın 3 ayağı var. Biri arzu ayağı. Kişi karşı tarafı arzular, hoşlar. Bu yetmiyor. Arzulanmak, hoşlanmak aşk demek değil. İkincisi sevgi, muhabbet hissetmesi. Sevgi, muhabbet, her sevgi, muhabbet de aşk değil. Üçüncüsü bağlanma ortaya çıkıyor. Yani sevginin o derece ki bağlanma enerjisi var. Yani arzulamayı, muhabbet etmeyi ve bağlanmayı üçünü bir arada tutuyorsunuz ve bu aşkın nörobiyolojisi kavramını biz yüksek sesle dile getirdik bu kitapta. Aşkı bilimsel sağlamlıkla tanımlıyoruz aşkı. Yani aşkı bir edebi bir malzeme olarak değil, aşkı bir şiir malzemesi olarak değil, aşkı bir magazin malzemesi olarak değil. Aşkı bilimin sağlamlığı içerisinde ve bilimin tanımlaması içerisinde aşkı disipline ederek kişiye ömür boyu aşka çevirebilmek. Evlilikteki aşkı sürdürülebilir yapmayı bunu hedefliyoruz. Bunu bu kitapta bunu yapmaya çalıştık.
ve aşkın mesela arzulama kısmı aşkın beyindeki dopamin kimyasallarıyla ilgili. Aşkın muhabbet kısmı dopamin, serotonin, endorfin gibi kimyasallarla hormonlarla ilgili. Aşkın bağlanma kısmı da oksitosinle ilgili. Mesela anne çocuk arasında oksitosin yok mu? Oksitosin. Yani bağlandıyorsunuz ve bunlarla ilgili beyinde aşk esnasında müthiş bir beyindeki eczane harekete geçiriyor. Yani coşku duygusu yaşıyor. Kişi ki bütün ihtiyaçları giderilmiş, bütün istekleri karşılanmış, kişi evrenle bütünleşmiş. Ya müthiş bir huzur, esenlik, coşku halinde hissediyorsun. Yani. Müthiş ve beynin hazla ilgili alanları, bağlanmayla ilgili alanlar coşuyor. Beyin görüntüleme yöntemlerinde beynin o bölgeleri parlayarak çalışıyor aşıkta. Ve bu artık bilimsel olarak ölçülebiliyor, görülebiliyor. Yani bunu insanlar nasıl yapabilirler? Nasıl bunu kazanabilirler? Bunu eşler birbirlerine nasıl uygulayabilirler? Nasıl sorunsuz birbirlerine aşklarını tazeleyebilirler, devam ettirebilirler? Çok kolay işte, kitap okusunlar. Şifre burada efendim. O zaman ne diyoruz? Okumak, okumak, okumak şart her zaman. Bedava bilgi yalnızca fare kapanında. Evet. Orada da peynir. Yakalanıyorsunuz. Evet. Ben Akir Kadınlar Kulübü'ne bu güzel anısı için teşekkür ediyorum. Sizin şahsınızda bütün üyelerinize teşekkür ediyorum tekrar. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun hocam. Hocam ben de sizin annenizin ellerinden öpüyorum. Sizin gibi vatanı milleti hayırlı evlat yetiştirdiği için elleri nur olsun anneciğinizin de. Çok teşekkür ediyorum hocam konuk olduğunuz için. Efendim şimdi tekrardan görüşünceye kadar kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, bedeniniz de sıhhatli olsun diyoruz. Hoşçakalın.